yine bence bu toplumun ezberlenmiş karanlıklarından bir tanesi senin de başına geliyor. Özü çocuk istismarı olan bir çocuk evlendirilmesi haberi geliyor sana. Kaç yaşındasın? 13 değil mi? 13-14 gibiydi, 13-14. evet. O yaşlarda nereden çıkıyor bu evlendirilme? Banyodaydım. O zaman yıkanıyordum. Baktım kapıyı şiddetle çaldılar. İşte çık çık falan diye. Ben çok korktum. Sık sık deprem olurdu o zamanlar. Acaba deprem mi oldu fark etmedim diye. Sonra köpüklü köpüklü açtım. Halam girdi içeri. Gel dedi, hemen dedi, seni işte veriyorlar. Annem bağırıyor. Dışarıda bir kavgalar var falan. Anlam veremedim. Çıktım ben de havluyla silindim köpükleri. Yani durulamadılar bile. Ne oldu falan dedim. Hayırdır? Seni verecekler işte bir yakın akrabamıza. Tabii ağlamaya başladım. Bilmiyorum ki neyin ne oluyor diye. O zamana kadar ben bisiklet sürüyordum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hani sokaklardayım. Neyse, bir yüzük taktılar. Bir iki bilezik taktılar. Sonra büyük kavgalar, büyük sorunlar yaşandı. Sen nasıl hissetmiştin bir çocuk olarak? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. O yüzüğün anlamını bilmiyorum, o bileziği bilmiyorum, anlayamıyorum ne olduğunu. Fakat bildiğim şu, annem karşı çıkıyor, babamlar, dedem vermek istiyor. Büyük tartışmalar oluyor evde. Ve hemen akabinde de zaten anneannem kalp krizi geçirdi. 3 gün hastanede yattı. Bu olay böyle bir durdu. Ondan sonra vefat etti. Daha sonra da ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Nişan tekrar bozuldu. Peki hep söylüyorum hani bunlar aslında bir çocuğun dünyasını karartan ezberlenmiş bilgiler. Hep de söyleyeceğim adet haline gelmiş kuşaklar içerisinde. Bizim kültürümüze ait çok güzel adetlerimiz var, onları yaşatalım. Bayramlaşmalarla, komşuluklarla, hayatın içerisindeki dayanışma ile ilgili. Bu çocukların hayatını karartan çocuk evlendirilmeleri ile ilgili adeti çıkartalım hayatımızdan. Bu bir çocuk istismarı çünkü. Sen büyümeye devam ediyorsun. Sonra bir kere daha evlendirilme gündemi geliyor. Yine 15-16 yaşlarındasın bildiğim kadarıyla. Evet, gene herhalde o zamanlardı yine. Bu defa da yine dedem beni verdi. Fakat bu sefer adamın gözü hani çok iyi görmüyordu, öyle söyleyeyim. Ama bunu benim yakın çevrem bildiği halde söylemiyorlar bize. Hani isteniyorum ve inanmayacaksınız belki ama biz 3 katlı apartmanda oturuyorduk. Görücü usulüydü o zamanlar. İnanın o kadar çok kişi gelirdi ki görücüler birbirini görüp bilmesinler kız istemeye gelmişler diye orta katta bir kısmını bekletirdik. Üst katta birilerini alırlardı yani hani şey olmasın diye, karşılaşmasınlar diye. O esnada dedem gene birilerini uygun gördü, verdiler. Verdikten sonra gözündeki hassasiyet duyuldu. Ve benim birebir yakın akrabalarım bildiği halde hani onların yeğenini istememişim diye bize söylemediler. Bu meyanda yine bozuldu iş. Okumayı önemseyen, okutulmasına da bir şekilde aslında destek verilen bir çocuksun Evet. bir taraftan. Neden 12 yaşındasın, 15 yaşındasın, 16 yaşındasın? Niye evleniyorsun? Ben de anlam veremiyorum neden evlendirildiğim. Ben de bilmiyorum hani gayet rahattım, güzel de geçiriyordum. Yani hiçbir sıkıntımız da yoktu, variyetimiz de vardı. Ben yokluk hiç görmedim zaten. Ama nedenini ben de bilemiyorum, neden verildiğimi. Yine aslında hani insan sorguluyor yüksek sesle nedenleri. Ama biliyoruz ki özellikle kültürün içerisindeki kirli algılardan bir tanesi de şu. Yetişmekte olan ama henüz çocuk olan bir kız çocuğunu evlendirip o ahlak, namus, gelenek gibi kavramların içerisinde aslında onun hayatını biriyle birleştirerek sözlerden, gözlerden, insanların bakışlarından, yargılarından kurtulmaya çalışmak yatıyor altında.
Ama Nurtaç aslında namusla ilgili olarak, gelenekle ilgili olarak bir çocuğun hayatını böyle kararttığımızda bu namusun, geleneğin özü vicdandır ya. Bir ömür boyunca o çocuğu bir vicdan boşluğunda bırakıyoruz.